Rozet de burada olsaydı sizinle gurur duyardı. Yani o kadar da kusursuz bir performans değildi yani. Birkaç hata yaptım. Ay Ferit Bey, Allah aşkına yani o birkaç hata kimin umurunda ki? Tabii müzik keyif için dinliyorlarsa. Ayrıca bir şeyin düz olması için kusursuz olması gerekmiyor. Mükemmelin peşinden koşmayı seviyorum. Bu dünyada mükemmel diye bir şey olmadığını biliyor olmalısınız. Her şeyin, herkesin bir kusuru ya da eksiği mutlaka vardır. Kanun bu. Belki başkasının kusur olarak gördüğü benim için mükemmelin ta kendisidir. Ne diyeyim? Değişik bir zevkiniz var. Orası kesin. Mesela canım şu an deli gibi omlet çekiyor. Omlet bu saatte. Mutfak kapanmadan gidip söyleyelim bari. Benim çok daha iyi bir fikrim var. Benim için yemek yapmanı istiyorum Nazlı. Ferit Bey, ben istifa ettim yani. Siz sözleşmeyi yırttınız. Ben artık sizin için yemek yapmıyorum. Ben sözümü tuttum, senin için piyano çaldım. Bence sen de sözünü tutmalısın. Son bir yemek. Yine de beni mutfağa almazlar. Alırlar. Çünkü otel müdürü samimi arkadaşım. Beni kırmaz. Ayrıca sen de öyle sıradan biri değilsin. Son bir yemek. Anlaştık. Ucuz atlattım iddiayı. Burası gayet iyi bence. Nasıl? Muhteşem. Ferit Bey, muhteşem diye bir şey yoktu. Az, bu gerçekten muhteşem. İyi, sırrımı biliyorsunuz zaten. İçine birazcık yoğurt koyuyorum. Evet, biliyorum ama yine de bence senin elinin bir sihri var. Yani bu başka türlü bir lezzet. Teşekkür ederim Ferit Bey. Afiyet olsun. Yalnız bir şey fazla. Tuzlu değil mi? Ben biliyordum. Alayım. Yok Nazlı. Tuzu gayet yerinde. Fazla olan tuzu değil. Fazla olan bey. Bey mi? Bundan sonra bana Ferit demeni istiyorum. Sadece Ferit. Ne de olsa artık benim için çalışmıyorsun. İyi de benim dilim böyle en başından beri Ferit Bey'e çok alıştı. Değiştirebileceğimi hiç sanmıyorum. Dene bakalım bir iki. Ferit. Mesela? Nasılsın Ferit? Olabilir. Aşk olsun Ferit. Olmadı Ferit. Hiç olmadı. Yani... Şşt. Ferit. Ya bence daha iyi oldu. Yani son kısmı hariç iyi oldu yani. Yok ya, bana çok garip geldi. Böyle tuhaf. Biz Fatoş'la kendi aramızda konuşurken bile size Ferit Bey diyoruz. Aranızda. Ne konuşuyorsunuz benim hakkımda? Ha, aman ne konuşacağız canım, şey işte. Ferit geldi mi, Ferit gitti mi, Ferit yemeğini yedi mi gibi. Sormadım ama omleti yersin değil mi? Çok isterim. İnsanın kendi yaptığı şeyi sevmesi de bir acayip. Elime sağlık. Ferit Bey, haklısınız. Bu gerçekten muhteşem. Uzaktan tanıdım. Toplantıdan önce biraz ter atayım dedim. Biraz mı? Bence en az 3-5 kilo gitmiştir. Galiba bunu benden daha çok hak ediyorsunuz. Özel enerji içeceğim. Hem beden hem zihin için. Tadı harika. Ne var içinde? Zencefil, tarçın, keten tohumu, salatalık, elma, birazcık süt. O brüksin içine düştüğü iksir bu mu yoksa? İçinde ne olduğunu bilmediğiniz şeyleri içmeye başlamanız ne güzel. Sen hazırladığın için sana güveniyorum. Toplantıyı kaçırmayın. Duş alayım, hazırlanayım. Sen ne yapacaksın?
Bayan Nakatani'yi bekliyorum, yürüyüşe çıkacağız. Gerçi biraz uzun zaman geçirdik ya birlikte. Benim Japoncam yetmemeye başladı. Son 3-5 kelimem kaldı. Onlar da yürüyüş yolunun yarısında tükenecek. Sizinle otele doğru yürüyeyim. Yolda karşılaşırız. Burası iyi geldi bence bize. Ne dersin? Buraya gelirken biraz gergindim. Şimdi hafiflemiş hissediyorum. Yani haklısınız. Çok iyi geldi. Artık eskisi kadar sık görüşemeyeceğiz. Benim yanımda çalışmıyorsun. Görüşmek, konuşmak, haberleşmek için bir nedenimiz kalmadı. Ortak arkadaşlarımız çok. Bence karşılaşırız. Olabilir tabii ama eskisi kadar olmaz. Sabahları geç çıktığımda artık seni göremeyeceğim. Her akşam eve geldiğimde senin yaptığın yemekleri yemeyeceğim. Ben de alışmıştım. Belki... bir gün yollarımız tekrar buluşur. Belki. Feri, ben hazırlı. Artık biz gidiyoruz. En yakın zamanda tekrar görüşeceğiz. Mutlaka, iyi yolculuklar. Teşekkür ederim. İyi yolculuklar. Sağ ol. Görüşürüz. Seni yine evden alan şoför bırakacak. Dönelim mi biz de yavaş yavaş? Şimdi mi? İstersen biraz daha kalalım. Ya yok, ben o anlamda söylemedim. Yani toplantıdan yeni çıktınız sayılır. Belki dinlenmek istersiniz. Siz değil Nazlı, sen. Hala alışamadım. Ama alışmaya çalışıyorum, deniyorum. Çalışıyor mu? Maalesef. Peki Ferit ustacığım, bitti mi incelemeler? Ha, bitti bitti, notlarımı aldım. Şimdi şirkete işimin başına dönmeliyim. Not derken ben çok anlayamadım. Açar mısınız biraz? Nazlı, ben bu restoranın ortağıyım. Buradaki varlığım kağıt üstünde kalacak değil. Ben ismimi koyduğum her projede sorumlu kalır. Proje? Ferit Bey, restoran açıyoruz. AVM inşaatına girişmedik. Nazlı, yani ben bu restoranın ortağıyım. Buradaki varlığım kağıt üstünde kalacak değil. Ben her işe aynı ciddiyetle yaklaşırım. Benim yanımda çalışırken bunu öğreneceksin. Çalışırken. Ferit Beyciğim, çok havalı gördüm sizi ama ufak bir hatırlatma yapayım. Ben sizin yanınızda çalışmıyorum. Ortağız biz. Nazlı, iş hayatına yeni girdin. Bilmediğin çok şey var. Ama şanslısın, yanında ben varım. Baştan hatırlatayım, sonra bir sorun olmasın. Bizim haberimiz olmadan burada çivi bile çakamazsınız. Nazlı, bence sen sadece menüyle ilgilen. Yani sebzenin tazesini nereden getireceksin, eti nereden tedarik edeceksin, böyle şeylerle. Gerisini ben hallederim. Ferit Bey. Aa, sadece Ferit Bey yok. Bence Ferit Bey'in bu restorana çok büyük katkısı olacak. Manami, canım Manami. Sen dost musun, düşman mısın? Aa, ama haksız mıyım? Ferit Bey çok tecrübeli bir işi adam. Bence kendimizi ona teslim etmeliyiz. Neden bana mı? Ha, neden? Biz iki tane küçük kargo kulisimiz. Niye bir yerlere teslim edilelim? Boş ver sen, boş ver. Gel. Gel, ben anlatacağım sana.